yeni bir güne. Ay benim prensesim. Akşam yağan hafif bir yağmur arkadaşlar. Birazcık yerleri ısladı ama şu anda ayaza çekmiş durumda. Sabah saat 5'ten 6'dan sonra hava buz gibi oldu ve bakın. Çok buz yok ama yine de buz var. Artık yani buna şaşırıyoruz. Şu anda yarım metre kar olması lazım ki eski zamanlara göre. Evet, hadi bakalım. Güvercinlere bak. Koyunlardan dökülenleri yemeye mi geldiniz yine? Köy yavaş yavaş uyanıyor arkadaşlar. Bacalar duman tüttürmeye başladı. Bu kırağı ne ya? Değil de çay rotu vereceğim. Buradan güzel bir çay rotu çıkartayım. Bu yarısı sen. Ne şanssızım ben ya. Şunu verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biraz rengi kaçık gözükse de aldığımız çayır notu arkadaşlar. Çayır otu böyle oluyor işte. Ben fi dedim ama çayır otu çıktı. Evet arkadaşlar, yem hazır. Hemen koyunları salalım, onlar da kahvaltılarını yapsınlar. Bakın. Arkadaşlar yemlerini yesinler. Şöyle sabah kahvaltılarını onlar için hazırladık. Nasıl olsa kış ayı yok. Sadece sabah kahvaltısıyla yem yiyorlar. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir günden, yağmurlu bir gecenin sabahına, ayazına uyandık. Öyle bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Evet, şöyle koyunlarımıza yemi verdik. Sabah kahvaltılarını yapsınlar. İşlerimiz var. Neler yapacağız? Neler arkadaşlar? Hemen anlatıyorum. Şimdi öncelikle bir haftadır neredeyse geceli gündüzlü nöbetleşe yaptığımız bizim Yusuf Alp'e baktığımız bir olay var. Bugün hastaneye gideceğiz. İnşallah sarılık geçmiştir. Onun kontrolünü yapacağız. Ondan sonra sabah şimdi erken kalktım ben. Belki sabah erkenden de şimdiden de başlayabilirim. Tavuklara yumurtalık folluk yapacağız arkadaşlar. Tavuklar artık yumurtalamaya başladılar. Onların daha da güzel yumurtlamaları için iki tane folluğum var. Onları da göstereceğim, efsane. Gelecek olan 5 tane folluk da var. Kümesin içine malzeme de aldım. Onları da yapacağım. Hadi bakalım, günlük işlerle sizlerle beraberiz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Belki akşamüstü de gece tarlaları dolaşabiliriz. Çünkü drone görüntüleri, sabah çektiğim drone görüntülerinden acayip şekilde tarlaların kazıldığını gördüm. Boş durmuyorlar. Yani domuzlar sürekli bizim tarlalardaki buğdayları yiyorlar. Onlara da bakacağız. Dediğim gibi başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi yapacağımız işler var. Öncelikle köpeklere bakacağız. Sonra da... Kış gelir, belki gelmez. Yalnız biz her sabah bir öğün vermeye devam edeceğiz. Kaynamış, kaynamış. Haydi bismillah. Arkadaşlar daha yemek yemedik. Köpeklerimize de bakalım. Onların da karınlarını doyuralım. Koyunlarını doyurduk. İneklere bakacağız. Sabah işler böyle bizde. Sabah uyandığımızda ilk iş hayvanlar. Ondan sonra da biz kendi karnımıza bakıyoruz. Dediğim gibi bugün hastaneye de gideceğiz. Kümes de yapacağız tavuklara. Kümes değil, folluk yapacağız. Folluk.
yumurtlamaları için. Çünkü yumurtlamaya başladılar. Onlar için güzel bir yer hazırlayalım. Efsane tavuk kollukları vardı. Onlardan aldım. 5 tane daha gelecek. İkisi burada. Evet, katıklayalım. Yağlarımızı vereceğiz. Sütlü, şöyle ekmekli, makarnalı, makarna sulu. Sabah da akşam da veriyoruz arkadaşlar. Bu ara muma vermiyoruz. Genellikle arpa unu. Arpa unu öğüttürdüydük de babam birazcık beğenmedi. Biraz kalın olmuş herhalde. Bunun da ayarı var. Öyle taş değirmende öğütüyoruz. O taş değirmenin bir ayarının olması lazım. Çok ince yaparsa yanıyor. Çok kalın yaparsa kalın oluyor. İşte eski kayıda bir tane dede vardı. Biliyor musun baba? Çok ekmeğini yedik. O dedenin adı neydi ya? Öldü. Rahmetli. Çok büyüttü değil mi? Gel, heyecanlanma, gel. Bunu da buraya ver. Gel. Gel prenses. Gel. Oyunlar yemiş bile, görüyorsun değil mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bu kızımız şu anda boğada. Ama biraz daha beklesin. Şöyle yani nasıl söyleyeyim, ilkinde çekmezler, ikincide inşallah tohumlattırız. Boğaya mı geldin sen? He? Sen artık buzağı mı yapacaksın? Sen nasıl bir buzağı yapacaksın? Söyle bakalım. Senin yalnız bir kötü huyun var, insanları süsüyor. Arkadaşlar inekleri de hemen bakalım. Ondan sonra karnımızı doyuracağız. Bu arada babam da traktörü çalıştırdı. Şimdi annemler yokken o kadar çok süt biriktirdim ki şu anda her yeri tereyağı aldı değil mi Semuha? Bir araba gübre. Gel gel gel. Babamın da işi var arkadaşlar. Hemen bir tarlaya gidip gelecekmiş. Hayvanlar nasıl olsa yemeklerini yiyesiye kadar 1-2 saat geçiyor. Domuzlardan çok korkuyoruz abi. Mahvettiler, mahvetmişler. Şu benim selektörü de tarlalara koysak olacak. İnek sağmak çok zor, biliyor musun Semiha? Evet. Adamın kolları ağrıyor. Bitti, bir memesi kaldı sadece. Ama zamanla alışıyor insan. Arkadaşlar bu ineğimizi biz makineye alıştıramadık. Makinemiz de var. Hatta ben şöyle göstereyim. Biz Tankı'nın Niyazi'nin annesine verdik. Onlar çok sütleri çıkıyor, başka köye gönderiyorlar diye. Yani ne bileyim, yapamadık ya. Evet. Ben şunu götüreyim arkadaşlar. Yine bir bakırcık sütümüz çıktı. Şimdi aldığım malzemeleri göstereyim ben size tavuklar için. Tavukları salalım. Zamanımız yeterse şimdi başlayacağım ama zamanımız yetmezse, büyük ihtimalle de yetmeyecek. Çünkü gitmemiz lazımmış. Öğleye kadar orada bulunmamız lazımmış ama işimiz erken bitecek büyük ihtimalle. Ondan sonra holluk yapacağım. Belki yine yumurtlamışlardır. Haydi size afiyet olsun. Biz gidiyoruz. Sen de uzdur. Kızandasın. Yani kızanda denmez. Bizim burada boğada denir. O yüzden kardeşinin üstüne zıplıyor. Bu araları bırakmamak lazım. Açılıyor. Evet. Niye açılmıyor? Malzeme alırken tavuk yemi de aldım. Şimdi tavuk yemi verelim. Şu yem çuvallarını bir açamıyoruz ya. Açılmıyor. Açılmıyorsa boş ver, vermeyelim. Yemin küçük. He? İneklere verdiğimiz paletin küçük. İneklere verdiğin yemin aynı küçüğü de yalnız bu şey pahalı. Arkadaşlar yemi getiriyoruz. Ördekleri saldı anne. Hadi bakalım. Bunlara da verelim anne. Ver. Onlar da yumurtlasınlar. Hadi. Yiyin lan. Bak. Açıyorum. Hadi çıkın bakalım. Bugün niye yok? Aha. Yumurtaladılar, yedi. Sen niye çıkmıyorsun lan? O anasını günlük bitir ya bunu.
Kuyu niye yumurta yok ki? Açamadım. Bir tane daha getireyim, yetmedi de. Anne, acaba bunlar yumurtadan yumurtaları yiyenden yumurtaları yerler mi? Şu boya yapacağım arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar dünyayabilecekleri bir folluk yapacağım. Malzemeleri de göstereyim, hem de yemi getireyim tekrardan. Evet arkadaşlar, malzemelerimi de götüreyim. Bir teneki daha yem götüreceğim. Tam dolmadı, göstereyim. Şöyle 3 tane bobes aldım ben duvara sabitleyeyim diye. Çünkü aynı böyle düşünün tavuk çadırını. Duvara sabitleyeceğim ki bunlara şu aldığım pollukları koyabileyim. Tavuk yumurtalıklarını. Bunlardan da 2 tane varmış abinin elinde. Çiftelerden aldım ve 5 tane daha gelecek. Sipariş verdi. Malzemeler geldiğinde 5 tane. Yani toplamda 7 tane yapacağım. Şöyle bir kısmı var. Şöyle bir eğimi var. Buradan yumurtlaya buraya düşüyor arkadaşlar. Buradan da alıyorsunuz. O obeseleri çaptıktan sonra bunları böyle duvara sabitleyeceğim. Ve içine girip yumurta yapacaklar. Bunları sabitleyebilmek için de onları aldım. Yoksa çadıra sabitlenmez arkadaşlar. Şunları çakacağım. Ama bunu sanırım hastaneden sonra yapacağız. Ben bir teneki daha yem götüreceğim. Yetmedi Semiha. Arkadaşlar bir teneki daha koydum. Azıcık da dışarı attım. Bu arada dışarısı yağmurdan sonra birazcık çamur olmuş. Buraya kum serpsem olacak. Hem çakıllanmaları için hem taşlanmaları için. Taş topluyorlar çünkü yerlerden. Hem de şöyle güzelce bir serpersek çok da çamur olmaz. Şimdi sularını dışarı koyuyoruz. Şu suluğu almayı düşünüyorum. Şunu ortaya çekmeyi düşünüyorum. Şunu da çıkartacağım buradan. Ondan sonra da bu bölüme şuraya o obeselerden çakıp buraya follukları yapacağım. Ki tavuk, kedi, köpek, inek, koyun, kuzu hepsi yemeğini yedi. Sıra bizde, karnımızı doyuralım. Ondan sonra da işimize geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evdeki işleri ayarladık. Hastaneye gidiyoruz. Dediğim gibi bir haftanın sonucu bakalım. İnşallah hayırlısı çıkar. Sarılık değerleri güzel çıkar. Kulak testi yapacaklar. İşitme testi falan da yapacaklar. Bir yapmışlar, bir daha yapıyorlarmış. Hepsi. Vay be, gide gele arkadaşlar, buğdaylar bile büyüdü. Yolumuz iyi. Uzun bir zaman çile çektikten sonra şu anda yağ gibi yolda gidiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, şuraları yemyeşil oldu. Geldik. Uykusu ver. Hala bir de bana bakın o. Vay be. Abi bir zamanlar burası karpuz tarlalıydı ben okula giderken. Çamlıca güzergahı burası ve okula buradan kırmızı 16 ile siyah 32 numara dolmuş geliyordu. Ve şu anda o gösterdiğim yerler resmen karpuz tarlası, kabak tarlasıydı. Şu anda boy boy evler çıkmış. Bak treni geçmedik arabayla demeyin ha. Git basıyoruz. Selam veriyor. Aleyküm selam hacı dayı. Ne var onun içinde? Onun içinde karpuzlar var. Abi yük treni. Yük trenidir ya da yolcu trenidir. Ne olacak Simon? Trenin içinde ne olur? Yol versene. Abi bu hastaneye geldiğimde otoparkında bir gün yer bulsam kahvede çay söyleyeceğim. Yani. Evet arkadaşlar, çok şükür şu anda oğlumuzun herhangi bir sıkıntısı yok. Sarılık testini iyi bir şekilde geçti ama yine anne sütüyle beslemeye devam edeceğiz. Annesinin sütü de geldi. Kulak testi, işitme testi vardı. İşitme testinde bir daha çağırdılar arkadaşlar. Ayın 8'inde tekrardan geleceğiz. Ondan sonra şu anlık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İşitme testine sorduk. Bebeğinizin duymasında bir sıkıntı yok ama biz tekrardan kontrol etmemiz gerekiyor dediler. Yani o uykusuz gecelerin ardından sarılığı atlatmış olduk. Vallahi buna şükür. Doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Arkadaşlar saat 4:16-15 geçiyor. Hastane işleri bir anda bitmiyor. Ama çok şükürler olsun. Birkaç evrak kaldı verilecek. Onları da tamamladığımızda yeniden kontrole çağırdılar. Ormana geldiğimiz belli. Hava sıcaklığı 11 derece. Hava bozuk. Ben yediniz mi yemleri? He? Arkadaşlar şimdi geldim. Saat tam 4:56 geçiyor.
Bir an önce şu işleme başlayalım. Yoksa her geçen gün kalıyor. Evet arkadaşlar, biraz geç olsa da bırakmıyoruz. Yapıyoruz. Sema sen şunu tut. Ben şimdi şunu şöyle çekeyim. Bakın yakacağım. Karanlık. Bize orada biraz çalışmaya yer açılsın. Şimdi bunları aldık. Bunların tanesi 150 lira arkadaşlar. Ya şu ortadaki en çok... Nasıl bir şey yapacaksın? Ya iki tane böyle çakacağız. Abi arada kaldı. Ha. Üst üste. Şunun çok zararı var değil mi? Her şeye zararı var. Faydası da var mı yok mu bilmiyorum. Arkadaşlar aklımdaydı, gelirken unuttum. Bir tane akıllı vida buldum. Acaba bununla yol açıp ondan sonra delebilir miyiz? Bu da delmiyor oğlum bunu. Nasıl bir demiri var bunun ya? Heh, deldi. Şöyle yapacağız. Bunu geri sökeceğiz. Semih Hasan'ı kaybetmeyeceksin. Tamam mı? Bu delme olarak kullanacağız. Bir dakika. İnşallah dediğim olur. Bununla bunu sıkacağız. Aynı deliğe. Sence olur mu? Bilmiyorum. Vallahi oldu. İnşallah o da yeter. Olmazsa burguyla deleriz. Ver sen onu. Yavaş yavaş bu da ömrünü tamamlıyor ama bize yetecek. Al Seba. Ha. Ne? Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra tamam. Bir de aşağı yapalım. Bunu da. Tam şunun hizası şuraya. Niye değmiyor la? Ucu bitti acaba? Ucu bitmiş Semiha. Evet, ben buna göre bir tane delme şey alıp geleyim. Şu inceyi buldum. Bu da tahtaya benziyor rengine göre ama. Kırıldı abi. Bir tane bunu da sıksa ötekileri aldığına sıkarız. Dört tane yeterli, ortalarına falan da. Şimdi bunu sıkmasını da eve mi bıraktım ben? İnşallah, hadi Allah'ım. Vallahi gitti herhalde Semiha. Tuttu. Gitti. Şimdi bunları da getirdim ben. Bunlar fazla yükseğe olmayacak, fazla alçaya da olmayacak. Sence şu ayarda iyi mi? İyi bence. He? Değil mi? CM ile 40 CM arasında olmalı diyor Semiha. Sen bir kaşı ne kadar geliyor? 20 santim. Yani şuraya indireceğiz biz bunları. Tavuk yemliğin folluğu ne kadar alçakta olursa arkadaşlar, benimsemesi o kadar kolay olurmuş. Tavuk burayı sıklar da burayı neresi bilir? Şarjımız nerede? Burada. Çok zor iş değil. Hemen sökeceğiz. 20 santime, 30 santime indireceğiz. O sıradan devam edeceğiz.
Elin acıdı. Yok yok. 35 santime. Yani biz çok yüksek yapmışız seni. Evet şu şekilde olacak. Anladın mı? Çok alçak değil mi o da? Yok. Semih internette öyle yazıyor. Aynen böyle olacak işte. Hem bize buradan tasarruf edecek. Aslında üsttekini biz boşuna çakmış olduk değil mi? Şöyle indirsek çok maşallah olur bu sefer de. Yerden 30-35 santim. Bak şu anda benim çizdiğim çizgi ye tam içindeki kara noktaya getirsek şöyle oluyor bak. Arkadaşlar boyalı kısmı görüyorsunuz. 40 santim orası, 35 santim orası. Ben 30-35-40 santim arası demişler. Ben de 35 santim ayarladım. Şimdi şu anda bu ayarda. Bakın bizim yaptıklarımız ta neredeydi? Bu nereye düştü? Tavuğun alışması için böyle biraz daha ulaşabileceği noktaya olacakmış. Şimdi şunu da sabitleyelim. Onları kapıya verelim Semha. Arkadaşlar şimdi yaptık, indirdik. İki tane yalnız bizim yapmış olduğumuz holluk. Bunlardan 5 tane daha gelecek. Abimiz getirecek. Ben bunu çiftelerden aldım. Uygun fiyata geldiğinde diğerleriyle beraber hesaplayacak. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Belki 10 tane de yaparım. Bir tanesi 6 tavuk için falan yeterli diyorlar ama yani şimdi 2 tavuk hepsi beraber yatar mı yatmaz mı, 3 tavuk yatar mı yatmaz mı bilmiyorum. O yüzden sonuna kadar döşeyeceğim. Üst taraftaki de iyi oldu. Şurada cama gelen yeri kapandı. Lakin şeyle açıveririm yani şöyle bir testereyle açıveririz. Onda bir sıkıntı yok. Hem de duvar gibi olmuş oldu. Çadırı da sağlamlamış olduk. Şunu alacağım. Çünkü biz onlara dışarıdan su koyuyoruz. Bunu da şimdi gece oldu, geç oldu. Bunları çıkartmayacağım. Bunları da çıkarttıktan sonra diğer malzemelerim gelince tavuk olduklarını komple bu sıraya dizeceğim. Yerden 35 santim yukarı yaptık. Biz çok yukarı yaptık. İnternetten baktık. Tekrardan aşağı indirdik. Şu anda yerden 35 santim yukarıda şurası. Şu bölümü yerden 35 santim yukarıda arkadaşlar. Ve bence güzel oldu. Ve diğerleri de gelirse bu sıra böyle komple hollukla dolursa buraya tavuklar çıkar çıkar yumurtlar sağlam da oldu. Taş gibi de oldu. Birkaç akıllı vida aldıktan sonra diğerlerini de sabitlediğine burası olur. Şimdi diğer işlere bakalım. Evet yaptık be. Hem o işler hem o işler. Hem bugün sevindirici haber aldık. Bebeğimizin sağlık durumu iyi. Hem de bunu bitirdik. Hadi bakalım. Şimdi onların alışması için onların içine saman falan koyacağız mı biz ya? Evet arkadaşlar kümesi bitirdik. Şimdi üstümüzü başımızı bir temizleyelim. Bir paklanalım. Sevara'nın istediği bir şey var. Onu yapacağız Semiha ile beraber. 5 tane daha gelince enfes olacak. Yalnız şu benim şeyimi yani onu kapatabiliriz aslında. İçine saman koyduğumuzda yumurtalar aşağı kayacak biliyor musun? Öyle bir sistem yapmışlar. Yani yumurtlayacak. Bir tarafından siz alacaksınız. Acaba alışırlar ya. Alışırlar. Erkekleri de bir an önce oradan çıkartacağım. 2-3 tane erkek bırakacağım. Annem saymış tam 14 tane falan erkek varmış arkadaşlar tavukların içinde. Geri kalanın hepsi tavuk. Yumurtlamaya da başladılar. 1-2 yumurta aldık. Yumurtlamaları için belki de yumurtluyorlar. Yerde gezindiklerine diğer tavuklar yumurtaları da yiyebilir yani. O yüzden de belki 2 güne bir yumurta buluyoruz. Mesela bugün yoktu. Belki yumurtladılar, yediler. Bilemiyoruz. İnşallah oraya alışırlar bir an önce de yumurtalarını alırız. Çünkü gözlerine bakıyoruz arkadaşlar. Hepsi rendelenecek mi? Arkadaşlar elimizi yıkadık, eve geldik. Şimdi Sevara da Semiha da ev yapımı pizza istedi. Ev yapımı pizza yapacağız. Benim ilk görevim şu şeyi rendelemek. Kaşarı rendelemek. Hepsini bir rendeleyeyim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Başka ne yapacaksın? Bunu da mı açalım? Bu açıldı bitti. Değil mi? Aha diğerine tabağa koyabilirsin anne. Neyi? Orada peynir var ya. Bu. Aha ben sana bir kıvaç vereyim. Tamam. Bunu? Bundan da rendeleyeceğiz. Aha abim bolca rendelesin. Ben daha rendelenecek mi? Rendelenecek de var. Abi yedin mi peynir? Ben az kaldı diye yedim. Bunu da mı rendeleyeceğiz hepsini? Yok azıcık rendele de bolcan olsun canım. Ama çok korkun kalabalık aileyiz. Şu tahtayı bana verebilir misin abi? Ben kaşardan kurtulmak için biraz dahtlıydım ama demek ki çok kaşarlı olacak. Şöyle kaşarın bu kadarını kestim. Yine rendeye devam. Ne zormuş bu rendeye.
Yeter ya. Mi bu kadar? Açamazsın. Hava havası var ya. Açarım be. Hadi bakalım. Aç. Hadi aç. Bak. Size kolay yöntemi göstereyim. Şöyle. 1 2 3 4 Hadi bakalım. Bak. Abi bu çöre açıldı. Doğru. Tamam. Mantarların saplarını almıyorsun lan. Yok. Nasıl doğruyor? İnce ince. Şöyle. Çok pişsin diye bak oraya. Aa ne güzel. Anne ya gözüm mantar çıkardı be. Yok oğlum şimdi nerede hani. Ne mantar çıkıyor. Allah Allah. Gözüm bu bambaşka. Bakın size bir şey göstereceğim. Bu yeterli değil mi? Bak böyle. Çocukken oynuyordum ben. Dil yapacak. İnan ki çocuktun daha atamadın üstünden ha. Çocuksun sen. İki tane çocuğum oldu hala çocukum ben. Bu hamuru nasıl yaptınız? İçinde ne var Semiha? Tuz, şeker, ılık su, instant maya bir de zeytinyağı. Kaç dakika bekledi? Biz annem biz gelirken yoldayken annem hamurlamış arkadaşlar. Aynen bayağı bekledi. Bir de çok şey olmuş herhalde. 1-2 saat bekledi herhalde. Uşak. Biraz sıvımış değil mi Semiha? Sıvımış. Ama bayağı kabarlı olup şey yaptı. Sıvımıştır ama yoğurunca bir şey olmaz. Aynı kıvama gelir bence. Burada minik eller de iş başında. Uhu anne. Yoğur yoğur. Onunla şey yap. Toparla. Bu toparlanacak. Hani unun nerede? Orada. Toparlanır toparlanır. Ben ekmek attım. Toparladım vallahi. Hadi bakalım. Kazayacak mı? Evet. Çok Semiha o hamur seni çok yoracak biliyor musun? Ya vallahi. Şimdi ikra da orada biraz zaten. Aynen aynen aynen. Pizzacılar öyle yapıyor. Aynen. Hı? Abi gül. Çok yumuşak. Şaka maka çok yumuşak. Şimdi hamuru önce pişireceğiz mi fırında? 10 dakika pişireceğiz. Tabii hamurumuzu açabilirsek. Aa Mari, kocaman oldu ya o. Evet. Bu delikleri görmeyin, onları kapatacağım. Onları yamarız ya. Şey yapalım mı? İlk defa böyle bir hamur açıyorum. Tepsiye koyalım mı? Koyacağız. Nasıl koyacağız? Yarılır o. Yarılmaz. Getir ben. Ben yakın tutacağım. Sen hamuru yakayım mı? Yak. İkracım yok. Şey yap da şöyle elini at da koy. Çok aşırı yumuşak. Hemen hamur alacağım. Getir. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Hiçbir şey olmaz. Ha şimdi bunu şeye, tepsiye göre yapacağız. Tamam şöyle açtık. Çektire çektire yapacağız şimdi. Kalın kenarlarını açtık. 15 dakika piştikten sonra bunu tepsiden almadan malzemeler üstüne mi koyacağız? Ha, evet. Kireç fırına veririz. Davul fırınımız burada. Yeter çok inceltme fazlasını. Semiha ikra senden iyi açıyor. Evet. Fark ettim. Oralara salam koyuveriz. Salamdan yama yaparız. Ya hamur yumuşamış. Senin suçun. Ötekiye de olacak mı? Yoksa bu malzemeleri dizmeden önce 15 dakika davul fırında pişiriyoruz. İlla ki davul fırın olması lazım. Diğer fırınlarda olmaz arkadaşlar. Açayım. Açsam ben burada. Ha? Açsam beni. Evet 15 dakika pişirdik arkadaşlar hamuru ve şu anda malzemeyi koyuyoruz içine. Pizza böyle yapılır. 15 dakika fırında. Aa! Kekik koktu Semiha. Kekik nane. Feslen. Kekik de mi var? Aha kekik feslen. Zeytinyağı. Bol sürü bol. Bir de domates sosu. Bol malzeme oslu olsun. Çocuklarını koyalım. Her yerine senin malzemen o yüzden yetmeyecek Semiha. Ama tamam. Böyle açsak olmuyor mu? Olur. Hayya. Tamam toparlayacağım bebeğim dur. Bol mantar. Şimdi başka? Şey vardı. Salam biber. Var. Yok o ne en son? Kırmızı biber mi? Hı-hı. Bu acı. Acı değil olan bu. Tamam. Tamam. Şimdi? Şimdi bunu bu pişsin ondan sonra kaşar peyniri bir de şu salamı koyacağız en son. Bunu da pişirdikten sonra koyacağız. Aha bunlar bir pişsin. O zaman tekrardan fırına veriyoruz. Hadi bakalım. Aç fırını abi. Sıcaktır. Sıcak. Bu da sıcak ama çok değmeyecek bir sıcaklığı yok.
Davul fırından başka fırında olmuyor değil mi bu? Aa, mısırı unuttuk ama neyse. Koy koy. Semih Hanım, mısırsız olur mu ya? Ben çok severim mısırı. Ben de. Evet, sen de ikra da sever tamam, mısırı. Tamam, onu da koy. Böyle kaç dakika pişecek? İşte piştiğinde aldık. Ondan sonra kaşar peynir koyacağız. 10 dakika sonra bir çıkım daha yaptık arkadaşlar. Yani bir kere daha çıkardık. Şimdi de salamları. 10 dakika oldu mu? Geçti. Diğerlerine de kalsın. Bundan az koyabilirsin. Malzeme olsun oldu. Tamam. Şimdi son artık kaşar peynir. İşte bu çok güzel oldu be. Bu pizzanın yeme de yanında yat. Benim de şöyle birazcık hanım istedi elimden şey bulunsun. Başka? Başka bir şey yok. Mozzarella? Mozzarella'yı buna koymayı altına unutmuşuz. Altına mı koyuluyor? Yani altına da üstüne de koyabilirsin ama en altına koyuluyordu. Bu zaten az, birazcık bundan da koyalım. Şöyle. Şimdi kaç dakika? İşte bu kaşar peyniri eriyeseye kadar birazcık da dinlenecek. Efsane. Oldu bence değil mi? Bence oldu. Hadi bir daha sürüyoruz fırına. Bir tepsi için ortalama 20-25 dakika gerekli. Evet, yapışmış, tamam. Arkadaşlar, bu pizza gibi pizza yememişinizdir. 5 dakika tepsinin üstüne tepsi kapatarak dinlenmeye geçiriyoruz. Şimdi Semiha da 3 tepsi mi yapacaksın, 2 tepsi mi? Vallahi bir tepsi daha yapacağım abi, bence yeter. Bol koy oğlum, bol malzeme ostu yap Semiha. Mozzarella'yı koydun mu altına bu sefere? Koydum. Mozzarella keşke 2 paket alaymışım, az almışım. Mozzarella ne? Bence kaşar peynir gibi bir şey. Yani hiçbir farkı yok. Semiha çok acıktık biliyor musun? Bak akşam oldu. Evet. Bugün biraz böyle oldu. Pizza kesme aparatı değil mi bu? Evet. Bebiş. Nerede bebiş alacak? Anne mi bebiş? Hayır, annen emziriyor kardeşim. Kesmiyor ya. Kesmeyeme. Topla ya anne. Aa. Vallahi topla. Ya o bıçakla keselim abi. Kör galiba. Olsun. Tövbe estağfurullah. Semiha. Ne oldu? Abin aparatı kırdı. Her şey elimde kalıyor bugün ya. Kesme. Kes bakalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, efsane bir lezzet, hamuruyla, görünüşüyle efsane bir tat. Semiha'nın ellerine sağlık. Ben de bir şeyler yaptım ama Semiha döktürdü yine. Bunun zeytinlisi falan da yapabiliriz. Evet. Ama acelemiz var diye. Evet, bugün çok acele oldu arkadaşlar. Tavukların kümesini de yaptık. Sence nasıl baba? İyi olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dışarıdaki lezzetten bence bir farkı yok. Sadece ne Semiha? Altına sürdüğümüz şey var ya. Evet. Biraz tadını ekşi yapmış gibi. Domates sosu mu? Çünkü şey ya, domatesleri. Maçe domatesi değil mi? Görüşürüz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Efsane olmuş mu? Efsane olmuş. Bugünün de sonuna geldik. Bebeğimizin sağlık durumu iyi. Yapacağımız gene çağırdılar bizi bir hafta sonra. Herhalde bir hafta sonraya denk geliyor. İşitme testi için bir daha. Ondan sonra göz testi, kalça çıkıklığı. Yani aslında yoğun olan bir haftayı geçirdik. Hem gece nöbeti, hem gündüz nöbeti, bebeğimizin daha sağlıklı beslenmesi için, anne sütüne daha çok doyup da sarılığı atması için sarılıktan yana bir sıkıntımız kalmadı. Ama aynı şekilde bakmaya devam etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş geçmeye başlamış. Şükürler olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Tavuk kümesimizi de yaptık. Gelecek olan tavuk holluklarımla beraber orasını 7-8 tane holluk yapacağım. Orayı yumurtlarlar inşallah. Yumurtlarlarsa da efsane olacak. Sabah bir açacağız, oradan yumurtaları alacağız, yiyeceğiz. Öyle düşünüyorum. Bir de pizza yaptık işte. Akşamüstü Sevara'nın, Semiha'nın canı çekmişti. Onlar da efsane oldular. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.